Merhabalar efendim. Spor gündemiyle bir kez daha karşınızdayız. Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray'da Napoli'nin Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'i sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı. Galatasaray Osimhen'e kavuştu. Sarı kırmızılı ekip İstanbul'a getirdiği Nijeryalı golcüyü sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Galatasaray bedelsiz kiraladığı oyuncuya 2024-2025 sezonu sonuna kadar 6 milyon euro ödeme yapacak. Resmi imzanın ardından Rams Park'ı gezen 25 yaşındaki futbolcu taraftarlara bir de mesaj gönderdi. Hi Galatasaray fan, yeah, it's Osimhen. I'm excited to be here and I can't wait to see you at the stadium. Let's go. Ciao. Galatasaray'da 45 numaralı formayı giyecek olan Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 17 gol atıp 4 asist yapma başarısı göstermişti. Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olan Victor Osimhen, şu anda Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek futbolcu konumunda. Beşiktaş'tan devam edelim. Siyah beyazlılarda Portekiz Ligi ekibi Benfica'dan João Mário'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Beşiktaş, João Mário transferini resmiyete kavuşturdu. Siyah beyazlı ekip, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Salı günü İstanbul'a gelen 31 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı attı. Beşiktaş'ın bu sezonki 8. transferi olan Portekizli futbolcu, siyah beyazlı ekipte 18 numaralı formayı giyecek. Beşiktaş tecrübeli oyuncuyu UEFA'ya bildirdi ve Avrupa Ligi listesine yetiştirdi. Bu sezon Benfica formasıyla 2 maçta süre alan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonsa 51 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Mário, Portekiz milli takımıyla da 56 maça çıkıp 3 gol atma başarısı gösterdi. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Başkan Ertuğrul Doğan'la görüşmesinin ardından Trabzon'a geldi ve havalimanında açıklamalarda bulundu. Zor bir dönemde göreve geldiğini belirterek iyi bir futbol oynatmak istediğini vurguladı. Tabii yani Trabzon'a yeni gelmiyorum ama bugün değişik bir duygularla gelmiş oluyorum. Giderken işlerim de vardı, İstanbul'a gittim. Başkan da aradı konuşalım diye. Ama dönerken Trabzon'a bir görev içinde gelmiş oldum. Trabzonspor tabii benden önce, bu dönemden önce Abdullah Hoca ile çok başarılı işler yaptı. Son müsabakaya da İhsan Hoca çıktı. Onlara teşekkür ederek yeni bir dönem başlayacağını görüyoruz. Tanıdığım bir şehir, bildiğim bir yer. Zor bir dönem, onu da biliyorum. Çünkü başarılı olmuş, şampiyon olmuş, ses getirmiş bir takımın başarı sonrasındaki sıkıntıları daha ağır olabiliyor. O travmaları atlatıp yepyeni bir düşünceyle yeniden bir takım yaparak hem Trabzonspor'un kendi ürettiklerini hem de yarışmada iddialı olmak için alacağı oyuncularla başarılı bir Trabzonspor, güzel futbol, iyi sonuç isteyen bir takım görmek istiyoruz. Sözde ifade etmek doğru değil ama şunu söyleyeyim. Yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum ama şimdiki heyecanım gençliğimdeki heyecan gibi değil. O zamanki heyecan bastırılmazdı, kontrolü zordu. Şimdi duygular bir mantıkla birleşeceği bir dönem yaşıyoruz. Çünkü buradaki sorumluluğumuz tecrübeyle sonuçlanacak. Çünkü o tecrübenin katkısıyla evet ben de olacağım ama birlikte nasıl olacağını konuşacağım, anlatacağım. Trabzon bunu istiyor, bekliyor. Amirli futbol takımımız 4. kez mücadele edeceği Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında yarın Galler'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Amirli futbol takımı Uluslar Ligi'nde 4. kez mücadele etmeye hazırlanıyor. Daha önce 2 kez B liginde, 1 kez de C liginde mücadele eden milliler, 3. kez sahneye çıkacağı B ligindeki ilk maçında yarın Galler'le deplasmanda karşılaşacak. 2018-2019 sezonundaki ilk macerasında B liginde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan milliler, son sırada yer almasına rağmen değişen kurallar gereği C ligine düşmeyip B liginde devam etti. 2020-2021 sezonundaysa B liginde bu sefer 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan milliler 6 puanla son sırada yer aldı ve C ligine düştü. 2022-2023 sezonunda Stefan Kuntz yönetiminde C liginde mücadele eden Ay Yıldızlılar
4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı ve grubunu lider tamamlayarak tekrar B ligine yükseldi. 4. kez yer alacağı Uluslar Ligi'nde milliler Galler, İzlanda ve Karadağ ile aynı grupta yer alıyor. İlk maçına yarın Galler karşısında çıkacak olan milliler, ikinci maçta 9 Eylül'de İzlanda'yı konuk edecek. 11 Ekim'de Karadağ'ı ağırlayacak olan A milli takım, 14 Ekim'de de İzlanda deplasmanına çıkacak. Milliler gruptaki son iki maçındaysa sırasıyla 16 Kasım'da iç sahada Galler, 19 Kasım'daysa deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Sporda öne çıkan başlıkları sizlerle paylaştık. Noktalayalım efendim, hoşçakalın.